Şimdi geçen bizim büyük ses sanatçılarımız ve müzik siyanımız Fethullah Altınses. Tabi buradan yani maalesef birkaç gündür de o da sıhhati tamam değil ki buradan yani inşallah acil şifalar diyar gözüne. Geçen gün onun hayatıyla ilgili arkadaşlar bir vetere hazırlamıştı bizim için. Bir onu izleyelim, ondan sonra tekrardan dönüyoruz burada karşımızda olmak. Fethullah Ahmet Altunses 1957 yılında Kerkük'te Piriadi Mahallesi'nde doğdu. Çocukluk ve ergenlik çağını oralarda geçirdi ve okullarında okudu. Türkmen milli takımına katılarak uzun sanat kariyerinin en önemli adımını attı. Daha küçük yaşlardayken müziğe ilgisi olmasından dolayı saz çalmayı çabuk öğrendi. Eğitimini Güzel Sanatlar Akademisi'nde tamamladı ve daha sonra 1999 yılında Güzel Sanatlar Enstitüsü Dekanı görevini üstlendi ve orada enstitüden yönetim sistemini geliştirmek ve bilimsel yetenekleri geliştirmek için büyük çaba harcadı. Müzik eğitimini Türkiye'de tamamladı ve Atatürk Üniversitesi'nden doktora derecesi aldı. Geçen yüzyılın 70'li yılların başında şarkı sahnesinde göz kamaştırıcı görünümü Türkmen gençliğinin şarkı söyleme yolunda bir dönüm noktası ve gençlik şarkılarının yayılmasına başlangıç oldu. O zamanlar kulaklar bu tür şarkılara aşina değildi. Çünkü o dönemlerde sadece Türkmen folklorik halk şarkıları ve koryat ve makam şarkıları hakimdi. Dönemin ünlü grubu milli takımı ile ilk kez sahneye çıktı ve Türkmen gençliğinin şarkı söyleyen en parlak yıldızlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Böylece yetenekli genç sanatçı henüz ortaokul öğrenciyken yıldız olma ve parlaklığa giden yolu açtı. Kerkük Televizyonu'nda 1970'ten itibaren şarkıları kaydetti. Ayrıca enstrüman çalmakta ve nota okumaktaydı. Genç yaşına rağmen iyi bir müzik kültürüyle donanmıştı. 1977'de Bağdat Radyo grubunun başına geçti. Yıllar sonra Irak ve yurt dışında ünlü bir müzisyen oldu. Iraklı ünlü şarkıcı Kazım El Sahir'e bağlı grubu yöneterek geniş bir ün kazandı. Başlangıcında çok güzel Türkmen şarkıları vardı. Örneğin Altın Kemer, Bülbülüm Uçar, Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım. Uzun yıllar sonra yazdığı ve bestelediği Kerkük'üm Bay Kerkük'üm Haberin Olsun şarkısıyla daha da şöhret kazandı. Bu şarkının sözlerini ve melodisini yazdı. Yurt dışındayken 2003 ve sonrasında Kerkük'te meydana gelen patlama, suikast ve adam kaçırma haberlerini duydukça üzüntü duyarak içi kaynaya kaynaya bu şarkıyı yaptı. Altunses her zaman açıklamalarında Türkmen milli takımından çok şey öğrendiğini, ayrıca sanat öğretmekle kalmayıp aynı zamanda ahlaki değerleri öğrendiğini söyler.